11 Haziran 2023 tarihinden günaydınlar. Şu anda Kars Şehitliği'ndeyim. Kars Şehitliği ziyareti yapıyorum. Kars Şehitliği'nde Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olan askerlerimizin mezarları bulunmakta, kabirleri bulunmakta. 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olan askerlerimizin kabirleri var burada, Rus şehitliğinde. Ayrıca arka planda şu tarafta isimsiz bir sürü şehit kabiri de mevcut. Ve diğer tarafta da günümüz şehitlerin kabirleri mevcut. Güneydoğu şehitleri olarak. Güneydoğu şehitleri diyelim. Evet. İç güvenlik operasyonunda şehit olan askerlerimiz de burada yatmakta. Kabirleri üzerinde yalnız şehit yazıda olan mezar taşları bunlar. İsimler belli değil. Şehitlik anıtı da görüldüğü gibi Allah yolunda ölenler için ölüler deminiz, hayır onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresi 154. ayet. Evet, Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olan askerlerimizin kabirleri başındayım. Sabah şehitlik ziyaretiyle başladım. Şimdi başka bir yere daha gideceğim. Birkaç yere daha gezmek niyetindeyim. Kars'taki ikinci gezi durağım Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi. Bugün buraya bir gezeceğim. Bakalım neler var, neler karşılıyor. Arkada da tabi izleri varmış. Oralarda gezeriz. Bir köyde müze içerisinde bir gezelim. Her çarık içerisinde yanan bir mum ışığı İran askerlerimizin ruhunu temsil ediyor. Şimdi de Kanlı Tabya'nın mevzilerine doğru gidiyoruz. Burası gördüğünüz Kanlı Tabya. Osmanlı-Rus Savaşı'nda tabya olarak kullanılmış mevziler. Kanlı Tabya diye geçiyor burası. Bahçesinde Kazım Karabekir Paşa'ya ait
vagon bulunmakta, beyaz vagon. Geçici olarak bir süreliğine ziyarete kapatılmış içerisi. Biz dışarıdan bakmakla yetinelim. Vagonun hikayesini bir okuyayım. Kars'ın kurtarıcısı 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması için şehrimize gelen Rus generaller tarafından hediye edilen vagon halk arasında beyaz vagon olarak bilinmektedir. 13 metre uzunluğundaki vagonun iç mekanı salon, dinlenme odası, yemek odası ve banyo kısımlarına oluşmaktadır. Kazım Karabekir Paşa Kolordu komutanlığı yaptığı yıllarda Kars Erzurum arasında yaptığı tren yolculuğu sırasında bunu özel olarak kullanmıştır. Serhat Şehri, Kars'ta da biraz kültür turu yapalım. Şu anda Kars Kalesi'nin hemen altındayım. Gördüğünüz gibi koskocaman Kars yazısı. Kars'a rastlardık. Evet, yukarıda Kars Kalesi. Gördüğünüz gibi. Kars Kalesi tarihini biliyor musunuz? Anlatayım mı? Uzun uzun anlatmaya kalsam olmaz. Videonun uzun süresi sürer. Arka planında dayım flüt çalıyor, flüt yapıyor, çalıyor. Ne kadar güzel değil mi? Evet, kültür gezimiz kale civarında. Zaten Kars'a geldiğin zaman gezecek yerlerden bir tanesi de Kars Kalesi. Yukarı çıkacağım, ben çıkmam arkadaş. Yorulurum oraya kadar. Hemen altta Kars Çayı. Gördüğünüz gibi. Karşıda da Taş Köprü. Hemen arka tarafta hamamlar var. Kars'ın kültür hazinelerinin toplu vaziyette bulunduğu bir alandayız şu anda. Camileri, kümbeti, her şehre bir yarım ay çizdim şöyle. Görmüşsünüzdür. Kars'a geldiğiniz zaman kültür turu yapacağınız yerlerden bir tanesi burası. Kars Kalesi'nin olduğu yer. Gerçekten de güzel. Bayağı da gezen var. Turistler de var. Yerli turistler de var. Genelde yerli turist de. Bir de pazar olması dolayısıyla herkes çoluk çocuğunu almış buraya gelmiş. Kars Kalesi'nden yayınımız şimdilik bu kadar. Hadi bakalım. Biraz daha gezi yapalım. Nereleri göreceğiz bilmiyorum. Bakalım. Yağmur böyle seyredilir. Şu anda Kars Ordu Evi içerisinde odadayım. Dışarısını görüntülüyorum.
Öğlende başka, akşamüstü başka. Sabahleyin güneş var, öğlen hafiften yağıyor. Akşamüstü Allah ne verdiyse. Dün bunun dolusu vardı. Felaket derecede, çok kötü. Şimdi sağanak devam ediyor. Ya bu saatten sonra da artık durmanın anlamı yok. Ya aldım otobüs biletini, yarın dönüş. Bereket yağıyor ama benim için felaket olmuş oluyor. Çünkü akşam yağan yağmurun bana bir faydası yok. Çadır kuracak alan yok. 7 günde bir defa çadır kurabildim. İlginç bir şey değil mi? Evet. Dediğiniz gibi mi? Evet, 7 gece, 8 gün bir defa çadır kurabildim. O da yağmur öncesi kurmuştum o kadar. Onun haricinde çadır kurma imkanı olmadı. Hep böyle yağmurlu geçtim. Kısmet, hayırlısı olsun. Kimisine felaket, kimisine felaket. Kars'ta hayırlı günler, hayırlı yağmurlar arkadaş. Selam arkadaşlar. Kanlıtabya'dan selamlar olsun. Burası Osmanlı-Rus Savaşı'nda bayağı mücadelelere tanıklık etmiş Kanlıtabya. Adı üzerinde Kanlıtabya. Demek ki çok kan dökülmüş burada. Evet, Anadolu 2023 diye çıktım yola. 3 aşamada yapacaktım. Sarıkamış harekatını, ondan sonra kültürel turu ve egomu tatmin edecek bir süreç yaşayacaktım. Fakat hava muhalefeti nedeniyle bu süreci sonlandırmak zorunda kalıyorum. Bu sonlandırma sürecinde Kafkas Müzesi kanlı tabyalardan yapıyorum. Sebebine gelince Sarıkamış'a girerken Allah-u Ekber dağlarıyla Soğanlı Dağı'nın olduğu bölümde şiddetli yağışa yakalandım. Orada kötü etkilendim. Hadi onu atlattık, o fragmanmış. Ama gel gelelim, dün Kars'a girerken daha doğrusu birincisinde serinliği geçtikten sonra bir yağmura yakalandım. Bayağı şiddetli, aniden vurdu. Kısa sürdü ama çok etkiliydi. Onu atlattık, üstümü değiştirip tam Kars'a giriyorum. 5 kilometre kadar mesafedeyim. Kafkas Üniversitesi'nin önünde. Arkadaş, gök yarıldı adeta, üstüme yıkıldı böyle. Dolular, yağmur, nasıl biliyor musun? Sırtıma takır 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 nohut tanesi, fındık tanesi kadar vuruyor. Kaskı kafama zor geçirdim. Yağmurlu mağmurlu zor giydim. Orada kız öğrenci yurdunun görevlisi beni gördü de aldı, hemen içeri sığındım. Ama sırtım hala acıyor. Gerçekten de çok etkilendim. Bir de şimdi hava durumuna bakıyorum. Buranın da maalesef yağmur birden geliyormuş. Bir hafta boyunca da yağış var. Bir haftalık yağışı da ne yapacağım ben buradan? Gidecektim Doğu Beyazıt'tan Horasan, Erzurum, Egon'u falan tatil edecektim. Yok arkadaş, olmuyor. Dün akşam orada evimde kaldım. Kurumadı kıyafetlerim. Üçünüzü biliyor musunuz? Her tarafım sırılsıklam olmuş. Bir de çok şiddetli yağıyor, bir de soğuk. Her neyse, bu kadar fazla uzatmaya gerek yok. Her şeyi tadında bırakmak gerek. Ben de bunu tadında bırakıyorum. Anadolu 2023 turunun adını da herhalde Sarıkamış Harekatı olarak yaparım. Büyük bir ihtimalle Sarıkamış Harekatı adını koyacağım. Yakışır da, yalnız zaten birinci bölüm olarak Sarıkamış Harekatı'nı yaptım. Böyle Sarıkamış cephesinde, Kudüs cephesinde hep onları işledim. Demek ki Sarıkamış Harekatı bu turumun ismi olabilir. Evet, bana elveda demeyeyim ya, bana alasma aldık, bitti turum. Yarın otobüs biletini ayarladım, dönüyorum. Memleketime dönüyorum. Hadi güle güle bana.